Merhaba sevgili yengeçler. 19-26 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, bu haftanın en önemli gezegen hareketi hafta başında Güneş'in burç değiştirmesi olacak. Güneş 20 Ocak'ta Oğlak Burcu'ndan ayrılarak Kova Burcu'na geçiş yapacak. 19 Şubat'a kadar Güneş Kova Burcu'nda olacak. Sizin 8. ev konularını aydınlatacak bu süre içerisinde. 8. ev konuları özellikle ortaklı gelirler, paylaşımlar, yatırımlar, banka ile ilgili konular, vergi, miras, kredi işlemleri, nafaka, sigorta gibi kavramlarda Güneş biraz daha fazla enerji verecek o alanlarda. Şu anda sizin için de öncelik artabilir önümüzdeki süre içerisinde. Merkür de şu sıralarda Kova burcundaki seyrini sürdürüyor. 19 Ocak'ta hafta başında ayın pozisyonlarına baktığımızda hafta başında 19 Ocak'ta Ay Başak Burcu'nda olacak sevgili yengeçler. 19 ve 20 Ocak Ay Başak Burcu'ndayken sizin için yakın çevreyle ilişkilerin arttığı bir süreç olabilir. Komşularınızla daha fazla iletişim kurabilirsiniz, kardeşlerinizle görüşebilirsiniz. Yazılı sözlü iletişimler biraz daha yoğunlaşabilir. Bazı küçük seyahatler, gezintiler gündeme gelebilir. Eğitim faaliyetleri yine sizin için birinci planda olabilir. 21 Ocak'tan sonra Ay Terazi Burcu'na geçiş yapıyor öğleden sonraki saatlerde. 21 Ocak öğleden sonraki saatleri eviniz, ailenizle ilgili konularda değerlendirebilirsiniz. Aile üyeleriyle görüşmek, konuşmak, iletişim kurmak için verimli bir gün olacak 21 Ocak. 22 Ocak ve 23 Ocak'ta da Ay Terazi Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Ancak biraz gergin açılar olacak. Çünkü Terazi Burcu'nda öncü gruplardaki gezegenlerle sert etkileşimler kurduğu için ay özellikle ilişkiler konusuna dikkat etmek gerekiyor. 22 Ocak ve 23 Ocak'ta aile üyelerinden biriyle bir çatışma yaşayabilirsiniz. Bu anne olabilir, baba olabilir veya evi paylaştığınız başka bir aile üyesi olabilir. Onunla ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı konularda anlayışlı davranmanız gerekiyor şu sıralarda. Evinizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir veya ev içerisindeki sakarlıklara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor sevgili yengeçler. Mars şu sıralarda 4. evinizde ve ev içerisinde bazen küçük sakarlık ve kazalara açık olabileceğiniz de işaret ediyor. Sizin gezegeniniz Ay, ayın 23'ünde özellikle sabah saatlerinde Mars'la birleşecek. 4. evinizde bu nedenle daha dikkatli olmanız gerekiyor. Riskli hareketlerden kaçınmanız gerekiyor. 24'ünden sonra Ay Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Ay Akrep Burcu'na geçince sevgili yengeçler kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Duygusal enerjiniz yükselebilir. Keyif aldığınız konular, yaratıcı çalışmalar, sosyal ilişkiler, romantizm biraz daha öne çıkabilir. Çocuklar konusu daha fazla sizi ilgilendirebilir ya da onlarla iletişiminiz artabilir ayın 24'ünden itibaren. 25 Ocak'ta Ay Satürn kavuşumu birazcık sorumluluklara dikkat ediyor. Sorumluluklar nedeniyle veya hayatınızdaki aile büyükleri olabilir, olgun kişiler, otorite kavramları olabilir. Onlarla ilgili bazı konularda biraz karamsarlık hissedebilirsiniz veya üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Özellikle 25 Ocak'ta Merkür-Satürn arasındaki de sert etkileşim, özellikle iletişim sorunları çıkabileceğini işaret ediyor. Merkür-Satürn sert açısında seyahatteyseniz dikkat etmeniz gerekiyor veya iletişim cihazlarınızı kullanırken bazı problemler çıkabilir, aksamalar olabilir, engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu konularda da temkinli olmanız gerekiyor. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı yorumlar için günlük burç videolarımızı izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.